Validem, sütüm kâfi değil. Ne yaptıysam arttıramadım. Mihrimah. Dur, Mihrimah. Ver. Gel. Tamam. Mihrimah, üzülme. Hekimlerle konuştum. Bir haftaya kalmaz. Verdikleri ilaç tesir edermiş. Loğusa şerbetini getirdiniz mi? Şeker Ağa kendi elleriyle hazırladı Sultan. Sultanım. Ayşe Maşa Sultanımız için yeni bir süt haline geldi. Allah'ım inşallah bu iyidir. Al içeri. Sultanım. Allah analı babalı büyütsün sultanım. Amin. Senin adın ne hatun? Emine sultanım. Gülbahar. Usulü ve erkanı anlattınız değil mi? Merak buyurmayın sultanım. Az evvel hamamdaydık. Hekim kadın iyice muayene etti. Az evvel emzirdim. Şimdi aç değildir. Fakat sütüm kâfi değil. Gece gündüz burada kalacaksın. Gözünü onun üstünden ayırmayacaksın. Beslenmene de temizliğine de imtina edeceksin. Emredersiniz sultan. Gülbahar, bana yakın bir oda ver. Merak buyurmayın sultanım. Gel altın. Sultanım. Vaktiyle seni rahat bırakmıyorum diye söylenirdin. Ama gördüğün gibi annelik kolay değil. Bu Macaristan meselesi mühim paşa. Dikkatli olmak icap eder. Merak buyurmayın hünkârım. Bizzat takip ediyorum. Bugün Mihrimah'la konuştum. Sabahlara kadar çalışıyormuşsun. Fırsat buldukça sarayında kalıyorum sultanım. Malum sultanımız Loğusa. Yalnız bırakmaya gönlüm el vermiyor. Zinhar ihmal etmeyesin. Mihrimah'ın nasıl Hürrem? Afiyetlidir inşallah. Sek sek ziyaretine gidiyorum Süleyman. Bir haftaya toparlanır. Rüstem Paşa da gözü gibi bakıyor zaten. İyi bir devlet adamı olduğu gibi iyi bir eş ve iyi bir baba da olduğunu ispat etti. Teveccühünüz sultanım. Hünkârım bağışlayın, belki yeri değil ama bilmenizi icap eden bir husus daha var. Söyle. Manisa'dan Şehzade Mustafa Hazretlerinden bir haber ulaştı elime. Söylenenlere göre şehzademiz Yeniçeri'yi teftiş edip para dağıtmış. Nereden icap etmiş yine?
Sık sık ziyaret ediyorlardı zaten hünkârım. Bu son gittiklerinde Mihrimah Sultanımızı bahane göstermişler. Malum doğum yapınca. Buna ne var paşa? Şehzademiz yeğeni için para dağıtamaz mı? Şehzademizin iyi niyetinden kimsenin şüphesi olmaz, haşa. Lakin bir şehzadenin böyle bir sebepten askere para dağıtması görülmüş şey değil sultanım. Mübalağa ediyorsun bence Yeniçeri ile arasını iyi tutması için. Her fırsatta gitmesi alakadar olması lazım. Bağışlayın sultanım fakat bu yakışık almaz. İlaveten vazifem icabı hünkârımıza böyle bir hadiseyi bildirmeye mecburum. Hünkârım, müsaade buyurursanız sultanımız beni bekler. Çekilebilirsin. Süleyman bunun için canını sıkmaya değmez. Nihayetinde şehzademiz yeğeni için bir şey yapmak istemiş. Süt annesinden memnun musun? Karnını doyuruyor mu? Nihayet. Dün gece hiç ağlamadı. Hatun becerikli. Sütü de bol. Kendi evladı gibi bakıyor. Şükürler olsun. Validem siz iyi misiniz? Bir hayli sıkıntılı gördüm. Mustafa abin yine kafasına göre hareket edip babanın canını sıkıyor. Ne yapmış ki? Doğrusu takdir ediyorum onu. Hayli akıllı. Yeniçerilerin gözünü boyamak için her fırsatta para dağıtıyor. Mustafa abimin böyle şeyler yapacağına ihtimal dahi var mı? Mişim ona ne şüphe. Ancak Mahidevran'ı unutma. Her türlü fitne fesat mevcut. Aklını karıştırıyordur. Her gece kafama yastığa koyduğumda aklımda sadece bu var, Mirma. Allah korusun babana bir şey olursa ya da ona bir şey yapmak isterlerse halimiz nice olur. Divanda bir tek Rüstem var. Diğer paşaların hepsi Mustafa taraftarı. Validem, böyle şeylerle kendiniz manasız yere üzmeyin ne olur. Nasıl üzmeyeyim Mihrima? Böyle haberler geliyor ki. Bana huzur yok. Sultanım. Demek buradasınız. Ben de size haber yollayacaktım. Hayırdır inşallah. Ne diyorsun sen Rüstem? Bu nasıl olur? Hünkârımız kararı Lütfü Paşa'ya nasıl bırakır? Emri verirlerken oradaydım sultanım. Acele etmeden düşünmelerini tavsiye ettim. Lakin beyhude. Üç şehzadeniz birden saraydan ayrılacaklar. Hepsi bir gün gidecek zaten. Mani olmak mümkün değil. Mihrim, elbette. Ancak evlatlarımın akıbetini Şah Sultan ve Lütfü Paşa'nın elini terk edecek değilim. Rüstem Paşa gel benimle. Derhal konuşup mani olacağım buna. Sultanım bunu tavsiye etmem. Zira daha fazla mani olmamız mümkün değil. Ne olacak peki? Evlatlarım gitmesine müsaade mi edeceğim? O vakit kimse tutamaz beni burada. Onların istediği bu değil mi zaten? Buna fırsat mı vereceğiz? Macaristan karışık sultanım. Eli kulağında. Yakında sefer kararı çıkar. Bu vaziyetteyken sancak kararı çıksa da yollanacaklarını sanmam. İşimi taliye bırakmam ben. Mutlaka bir yol bulmamız lazım. Sultanım. Paşam, ben de Ayşe Sultanımızı emzirmek için gelmiştim. Gir içeri hatun. Bu meseleyi etraflıca düşüneceğim Rüstem, sen de düşün. Canım. Gözün Mehmet'in üzerinde olsun.
Etrafında kimseyi istemiyorum. Ne Lütfü Paşa, ne Şah Sultan, kimse. Sultanım, Rüstem Paşa'nın hakkı var. Şehzadelerimizi daha fazla tutamayız burada. Haklı olmanız bir işe yaramıyor Sümbül. Bana bir çözüm bulun. Mehmet. Validem. Aslan şehzadem benim. Ben de seni sual ediyordum şimdi. Zannediyorum haber almışsınızdır. Babam beni Amasya sancağına tayin edeceğini söyledi. Üstelik sadece ben değil, kardeşlerim de çıkacaklar sancağa. Ne hoş. Onlar nereye gidecek? Selim Konya'ya, Beyazıt'ta Kütahya sancağına validem. Ancak yaz aylarını bulur gitmemiz. Hayırlısı olsun şehzadem. Validem üzülmeyin. Siz de benimle birlikte geleceksiniz. Ya da belki kardeşlerimle gitmek istersiniz, bilmiyorum. Haberi az evvel aldım. Pek ihtimal vermiyordum. Lakin Şah Sultan istediğini aldı. Henüz tayin kararı verilmedi. Ayrıca verilse de mühim değil. O güne kadar köprünün altından çok sular akar. Geri dönüş olmaz Sultan. Hünkârımız bir karar vermiş olabilir. Lakin o karar aynen tatbik edilecek diye bir şey yok. Sanıyorum aklınızda bir şey var sultanım. Var elbette. İki gündür bunu düşünüyorum. Madem Mehmet'in sancağı çıkmasına mani olamıyoruz, o halde bizim istediğimiz sancağa gitsin. Amasya diğer sancaklara nazaran daha mühim bir sancak sultanım. Yine en münasibi orası. Rüstem Amasya'ya değil, benim aslanım Manisa sancağına çıkacak. Taht sancağına. Şehzade Mustafa yıllardır orada. Nasıl olacak bu? Ona sen bulacaksın Rüstem. Ben senin istediğini yaptım. Seni Mihrimah'la evlendirdim. Şimdi sen de benim istediğimi yapacaksın. Ne yaparsan bilmem ama Mehmet Manisa'ya gidecek. Allah. Demek Şah Sultan ve Hatice Sultan geldi. Öyle mi? Nereden icap etmiş? Bizi görmeye gelmişler. Biraz sohbet ettik. Lakin fazla kalmadılar. Onların melek yüzlerine kanıp sırlarını aşikar etme Mihrimah. Kalbini açma. Babam neden gelmedi? Kardeşlerini sancağa göndermekle meşgul. Beni de oraya göndermek istiyorlar Mihrimah. Maksatları bu. Allah bilir orada başıma neler gelecek. 20 yıldır bunu başaramadılar validem. Bundan sonra yapamazlar, emin olun. İnşallah Mihrimah, inşallah. Geç oldu, ben gideyim. Validem, bu gece burada kalsanız olmaz mı? Yarın sabah saraya birlikte döneriz. Babamı çok özledim. Kardeşlerimi de görmek istiyorum. Mihrimah, ne oldu sana? Ben her fırsatta geliyorum zaten. Ben sadece yalnız kalmak istemiyorum. Mihrimah. Ay parçam benim, sen yalnız değilsin. Bu sarayda bir evladın var. Ve seni çok seven, üzerine titreyen bir kocan var. Biz de her daim yanındayız. Doğum, sonra uykusuz geceler.
Zannediyorum biraz asabım bozuldu. Yoksa iyiyim ben. Sultanım. İçimde kötü bir his var Mercan. İnşallah bir aksilik olmaz. Nigar Hatun'a nasıl güveniriz sultanım? 2 yıldır kayıp Allah bilir neler yaptı. Mihrimah Sultan'la bebeğe bir zarar gelmesin. Bilhassa ikaz ettim. O sadece Rüstem'in canını alacak. Zaten vazifesi bu. Kendi istedi bunu. Hürrem Sultan saraya dönmediler. Bu gece orada kalacaklarmış. Zarar veremez. Evet, bulunacak. Evet. Destur! Kızımı kaçırdılar. Rüstem nerede? Hainlerin peşine düştü. İnşallah bulup getirecek. İçeriden biri yardım etti belli ki. Hünkârım. Gülbahar Kalfa, Hümaşah Sultan'ın odasında bunu bulmuş. Nedir bu? Söylediğine göre Nigar Hatun'unmuş bu.
beşiğin altında bulmuş. Ona ait olduğundan emin misin? Hünkârım. Emin misin bunun Nigar'a ait olduğundan? Eminim hünkârım. Diyarbakır'dayken almıştı. Çok beğenince sual etmiştim. Bir gün kızıma kavuşursam ona vereceğim diyordu. Nasıl olur? Nigar burada değil. Kaç yıl oldu kayıp. Kimse bilmiyor nerede olduğunu. Validem kesin o yapmıştır. Üstten ondan boşandı diye ona düşman. Belli ki fırsat kovmuş. Ama sen evladım. Şşt. Bahar Bey. Derhal askerleri topla ve aramalara katılsın. Torunumu da sağ salim buraya getirmeden dönme. O Nigar denen hainin de kellesini istiyorum. Emredersiniz hünkârım.